Babası Amerika'ya gezmeye gidiyordu. Yanına uğramadı. Hasta oldu halde. Washington'a geldi. Ben arkadaşlarımı gönderdim yanına Amerika'da. Her şeyle ilgilendiler. Evet hocam. Yanına giden arkadaşların da babası mahkemeye verdi çete diye. Evet. Beni de çete diye mahkemeye verdi annesi. Estağfurullah. Ve halen de yargılanıyor. Evet. Ki babası öve öve beni göklere çıkaran bir adam. Gece gündüz görüştüğüm bir insan. Sürekli sözümü dinleyen bir insan. Her yere tebliğe gönderdim. Ondan sonra konferanslara gönderdim. Kıbrıs'a gönderdim. Anadolu'daki konferanslara gönderdim. Sizin kitabınızı kopyaladı. Kitap çıkarttı. Benim kitabımın aynısı kopyası bir kitap çıkarttı. Kendi adına. Mesela ona da hiç sesimi çıkartmadım. Evet. Hocam ölüyordu. Zorla hastaneye götürttünüz siz. Acil pil takıldı. Yani ölüyordu. Gerçekten ölüyordu. Gitmiyordu hastaneye. Ki gitmeseydi ölecekti. Siz zorla götürttüğünüz için yaşıyor. Vesile oldunuz hocam. Şimdi de geceli gündüzü tutuklanmam için uğraşıyor. Hapsedilmem için. Babası. Evet. Annesi. Evet. Allah'ın hikmeti. Ellerinden öpüyorum. Yani vardır bir hayır. Hikmeti vardır. Babası var mı? Onun film babasının evet. filmi. Ona göster de bak. Yani acayip severdi beni. Evet. Kitapları nasıl yazdığımı anlatıyor. Bütün vaktini bunlara ayırıyor diyor. Gece hiç evden çıkmıyor diyor. Bak hiç evden çıkmadan kitapları yazıyor. Çok başarılı diyor benim evet. için. Ya mükemmel eserler yazmış diyor. Evet. Değil mi? Evet. Bizim çocukları öve öve bitiremiyor diyor. Onlarından diyor ben yolculuk ettim. Bir yolculuk eden tanır diyor. Evet. Yolculuk ettiğim için onları çok iyi biliyorum diyor. Askerde ve yolculukta insanlar çok iyi tanınır diyor. Evet hocam. Evet. Ben bütün detayları bu çocukları biliyorum. Çok temiz, çok değerli, çok kaliteli insanlar diyor. Yani yapılan iftiralar, çete iftiralar, şunlar bunlar çok samimiyetsiz ve çirkindir diyor. Evet hocam. Annem de öve öve bitiremedim. Mahkemeye mektup da gönderdi evet. annem. Onu da bul sonra tamam, onu da yayınla. İnşallah. Yayınla. Ben Bilim Araştırma Vakfı'nı çok yakinen tanıyan ve size doğru bilgiler verebilecek olarak burada bulunuyorum. Ama sizin çocuk ben vakfı çok iyi tanıyorum. Bu çocukları çok iyi tanımak imkanını buldum. Ve size sağlam bilgi vermek üzere burada bulunuyorum. Anadolu'da, Gaziantep'te, Afyon'da, efendim Urfa'da, Trabzon'da, Adapazarı'nda seri halinde konferanslara gittim ben bu delikanlılarla beraber. Evet. Ve orada bakın seyahatte tanıdım. Biliyorsunuz bir deyim vardır. İnsanları tanımak isterseniz ya askerlikte beraber olacaksınız ya da beraber seyahat yapacaksınız. Hı hı. Bu çocukların hepsinin fevkalade iyi ailelerden geldiğini, fevkalade iyi yetiştiklerini, hepsi mesela bu iki arkadaşımız burada oturan iki arkadaşımız biri Galatasaray mezunu. Öbürü sen Benova mezunu. Biri Uluslararası İletişim Fakültesi'nden mezun. Arkadan doktor şey yapmış, master yapmış. Arkadan doktora öğrenciliği yapıyor. Aynı zamanda iş adamı. Yani temenni edilecek vasıflara sahip insanlar. Bunları ben milli, manevi değerlere bağlı, memleketini seven, fevkalade dürüst, ahlaklı kişiler olarak aylarca beraber kalmak suretiyle tanıdım. Aylarca, bir gün iki gün değil. Ve aynı ortamlarda mı aynı yaşadınız? Aynı ortamda. Otellerde beraberdik. Otelde beraberdik. Beraber konferanslara gittik. Beraber oturup yiyip içtik. Ondan sonra ben bir rahatsızlık geçirerek bıraktım. Onlar daha 120 konferans verdiler Türkiye'de. Ve verdikleri konferans da bilimsel konferanslar. Ve dediğim gibi milli, manevi değerlere değer veren hareketler. Bunlar belirli bilgilerin hazmedilmesi, derlenmesi, hazmedilmesi ve sunulması. Şimdi bu kitaplar fevkalade enteresan. Yani bu şu atom kitabında mesela bir atom bilgininin sahip olabileceği bilgileri almış ve halkın anlayabileceği bir şekle sokmuş. Yani ben hiç kendisiyle karşılaşmadım. Fakat yüzün üzerinde kitabı ve şu gördüğünüz bunların hepsi bilimsel kitaplar. Ama bunların her biri yani hakikaten şunlardan bir tanesini alın okuyun. Ben size veriyorum. Hangisi? Şunu vereyim ben size. Savunma sistemi, insanın savunma sistemini bu kadar güzel anlatan ben hiçbir kitap şimdi, görmedi. Hocam, sizin en mucizesini ancak kendi hayatını vakfetmiş olan bir insan öyle anlaşılıyor. Devamlı okuyan bir insan hiç dışarıya da çıkmıyor. Ama çıkmıyor. Evet. Ve o zaman ne yapıyor? Kitap yazıyor. Kitapları getirin dedim. Yüzden fazla kitap. Ben ancak birkaçını size getirebildim. Ve bunların hepsi kendi sahalarında ben değerlendirebiliyorum. Çünkü evet. benim konum bunlar. Kendi sahalarında en
ileri derecede bir uzmanı yazabileceği bir kitap ve aynı zamanda da halkın her kesimin anlayabileceği dilde yazılmış bir kitap. Evvela bugün Bilim Araştırma Vakfı'nın tertip ettiği bu toplantı hakkında bir hekim olarak birkaç söz söylemek istiyorum. Bir hastanın en kritik devresinde verdiğiniz bir ilaç, verdiğiniz oksijen nasıl hayat kurtarıyorsa, tam zamanında yapıldıysa, bu toplantıda kanaatimce Kıbrıs davasında böyle bir zamanda verilen bir moral güç, verilen bir ilaç etkisini mesela buradaki uslubunu görüyorsunuz. Evet hocam. Kitapların mesela atom bilgininde bile olmaz diyor bu bilgi, evet, diyor. Evden hiç çıkmıyor diyor. Çok da kitaplar yazıyor diyor. Solunma sistemi ilgili çok mükemmel kitaplar yazmış, evet, diyor. Hocam. Arkadaşlarımızı öve öve bitiremiyor. Peki nasıl çete olduk biz o zaman arkasında? Evet. Madem bu kadar yakından takip ettin, bu kadar değerli görüyorsun, bu kadar seviyorsun. Peki mahkemeye verdiğin dilekçe ne? Evet. Yani neredeyse Abdullah Öcalan'ın ayarına koymuşsun verdiğin dilekçede. Hayır, tamam, bir şey dediğimiz yok da. Estağfurullah. Ya çete iddiası nereden çıktı o zaman? Evet. Değil mi? Hanımın gitti. Evet. Bir de başka yerde de açtılar dava. Evet, yani ondan da bitirmediler. Gittiler Üsküdar'da da dava açtılar. Evet, gittiler başka yerde de dava açtılar. Ve ısrarla takip ediyor. Evet. Ama etsin, bir şey dediğim yok da. Peki hangi ifaden samimi? Ya burada yalan söylüyorsun, evet, ya orada yalan söylüyorsun. Evet hocam. Değil mi? Evet. Yani ikisinden birisi yalan. Hangisi doğru yani? Evet. Ben diyorsun değil mi? Yakınında kaldım askerlikte ve yolculukta insan, evet, anlaşırız. Evet. Aylarca diyor, en detaylarına kadar inceledim. Çok efendi, çok temiz, vatansever, çok kaliteli insanlar diyor. Evet hocam. Vatana, millete, değil mi? Evet. Hayırlı hizmetler yapıyorlar. Gece gündüz kendilerini adamışlar. Allah yolunda hizmet ediyorlar. Hiç evden çıkmıyor diyor. Evet. Hiç evden çıkmayan adam nerede çete faaliyeti yapıyor o zaman? Ne zaman çete faaliyeti yapmaya vakit buluyor? Hocam, evet. Ya bu kadar kitap yazan adam kitaplarını mı uğraşıyor? CD'ne mi uğraşıyor? Çete faaliyetine mi uğraşıyor? Hocam. Değil mi? Evet. O zaman hangisinde yalan söylediğini halkın önüne çıkıp anlatması lazım. Ya bu burada yalan söylemiş, ya gidip mahkemeye verdiği dilekçesinde yalan söylemiş. Bu samimi kanaat hocam inşallah. Yani evet. Ben artık takdir onun. İnşallah. Takdir onun beni, ama benim çete olmadığımı bütün dünya alem bilir yani. Bu nasıl bir çetedir ki böyle? Yani gece gündüz Allah için hizmet edecek, İslam'ı, Kur'an'ı anlatacak, evet, 300'ün üzerine kitap yazacak. Benim bildiğim çete adam öldürür, yol keser, gasp yapar, soygun yapar, değil mi? Buna çete, evet, denir. Evet hocam. Tabii.